akşamlar. Günden kalanlara hoş geldiniz. Günün öne çıkanlarını anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Ekonomi gündeminde Burcu Kıratlı'yı yanımda gördünüz açılışta. Demek oluyor ki önce piyasa notlarıyla yine başlayacağız. Burcucuğum, geçen hafta biz seninle malumun önemli merkez bankalarının kararlarını, beklentilerini, sonrasında da etkilerini konuştuk, değerlendirdik. Fed'den bahsediyorum, Avrupa Merkez Bankası'ndan bahsediyorum. Bu hafta ne kaldı geriye? Uzun bir aradan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı heyecanla ve merakla bekleniyor. Avrupa cephesinde de İngiltere kaldı. İkisinin de aynı gün olması. Tabii benzer ekonomiler değil büyüklük açısından. İnşallah bir gün o kadar büyük bir ekonomimiz olur gayri safi yurt dışı hasıla bakımından, ama şu anda en azından şu anlamda benziyoruz İngiltere'ye de. İngiltere'de de yüksek bir enflasyon var. 8.7 manşet tarafta, evet, düşmeye eğiliminde olan bir enflasyon var. Ancak çekirdek tarafta %6.40'ta olan bir çekirdek rakam var. Diğer tarafta bizde şu anda %39'larda olan bir enflasyon var. %8.70 olan politika faiz var. İki ülkede faiz artırım sürecinde şu anda. Ve iki ülkenin de aslında fiyat kazanç oranları, birazdan geleceğim ona, ama 10 yıllık ortalamalarının altında seyrediyor. Şimdi İngiltere'deki durum, evet, biraz daha Amerika'dan geç başladı faiz artış sürecine. Şu anda enflasyonu kontrol altına almaya gibi çalışıyor. Bugün de bir tane haber vardı, önemli bir haber de. Mortgage oranları 2008 yılından bu yana en yüksek seviyede, yani %5'in üzerine attı diye. Dolayısıyla İngiltere'de ekonomiyi soğutmak için aslında şu anda elinden geleni yapıyor. Fakat bir taraftan da ülke ekonomisinde aslına bakarsan büyüme ile ilgili ciddi sorunlar olduğunu yayınlarda konuşuyoruz. İşsizlik oranı bu arada çok fazla düşmüyor ve ücretler bakımından da enflasyona katkısı olduğunu söylemek lazım. Şimdi İngiltere Merkez Bankası 25 bas puanlık bir faiz artışı yapacak. 8.70 önümüzdeki dönemde biraz daha manşet olan rakamı aşağılara doğru belki gelmeye başladığını göreceğiz, ama şeydeki, özellikle çekirdek rakamdaki, orada da yapışkanlık aslına bakarsan devam ediyor. Bunun da aslında en sebeplerinden bir tanesi de konut sektöründe olduğunu da görüyoruz. Bir taraftan da az önce söylediğim gibi işsizlik, yani iş gücünde de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İngiltere'dekiyle benzer bir denklemdeyiz şu an aslına bakarsan. Bizim tabii faiz politikamız şu anda 8.5'lardı. Bizim en azından 25, bu hafta özellikle majör diyelim yatırım bankalarının beklentisi 25 bas puan, işte 20'nin üzeri gibi fiyatlanıyor. Fakat bugün piyasada aslına bakarsan biraz da satışın gelmesinin sebebi, oraya kadar çıkmadan bu haftaki Merkez Bankası toplantısında biraz daha az bir faiz artışı yapacağı, bir de bugün Gaye Erkan'ın Bankalar Birliği ile toplantı yapması gerekiyordu. Bir de onun cuma gününe kalması, acaba böyle bir faiz artışı olmayacak mı spekülasyonu. Borsalar her zaman bunu satın almaya ya da satmaya daha eğilimli. Dolayısıyla biraz aslında piyasada önden tepki veriyor diyebilirim bunun için. Ancak hani biz nerede, bundan sonra nereye gidebilir? Hem İngiltere açısından hem Türkiye açısından baktım. İkisi de yine 10 yıllık ortalamaların altında seyrediyor. İngiltere'de 10.55'teymiş, ortalaması 12.30. Bizde de aşağı yukarı 5.65'te, ortalamamız 7.50'deymiş. Dolayısıyla bakalım bundan sonra Perşembe günü nasıl olacak, izleyeceğiz beraber. İzleriz Burcu, konuşuruz yine seninle. Bir kısa araya gidelim, ardından ekonomist Vedat Özdağ bize katılacak. Günden kalanlara devam ediyoruz. Ekonomist Vedat Özdağ bize katılıyor bu noktada. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Vedat Bey, geçen haftaya başlarken ana merkez bankalarının kararlarının ne olabileceğini, nasıl etkiler yaratabileceğini konuşuyorduk. Şimdi bu haftaya geldiğimizde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, bu hafta az önce Burcu'yla da konuştuk, bir de tabii İngiltere bekleniyor, ama bizim için şu an kritik önemde olan bu hafta çıkacak karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan. Siz onu değerlendirerek başlayalım isterseniz. Yani hemen ertesinde Merkez Bankası Başkanı'nın, yeni başkanın, yani Hafize Gaye Erkan'ın bankalar genel müdürleriyle yapacağı karardan bir gün sonra toplantı olacak. Geçen haftanın son işlem günlerinde Bakan Mehmet Şimşek'in temasları oldu biliyorsunuz. Hem TÜSİAD'la hem yine bankacılık cephesiyle oradan yansıyan mesajlar da var. Şöyle bu çerçeveyi genişlettim, topu size doğru yuvarlıyorum. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okuyorsunuz, sizin beklentilerinizi nasıl şekillendiriyor?
Evet, Cuma günü TÜSİAD'la ve Türkiye Bankalar Birliği'ni üye bankalarla görüşme yaptı Sayın Şimşek. TÜSİAD'da kendisine bir sunum yapılmış. Bu sunum sonrasında notlar almış, teknik notlar almış. Tabii altını çizmemiz gereken gelişmeler var. Hem Bank TBB ile hem de TÜSİAD'la yapılan toplantıda sonrasında öncesindeki açıklamalarla ilgili. Basına sızdığı kadarıyla bu söylediğiniz şeylerin tamamını yapacağız demiş. TÜSİAD'ın sorun olarak sunumda aktardığı meseleleri hem yapısal önlemlerle ilgili, mevzuatla ilgili hem de faizle ilgili biraz zamana ihtiyacı olduğunu ve sabır temenni etmiş. Onun akabinde de keşke seçimlerde hemen yarın olsa ve bitse demiş. Anladığımız kadarıyla sabır terkinin arkasında siyasi iradenin desteğini alabilmek için biraz orayı da düşünmek zorunda olduğunu, onun da bir kısıt olduğunu söylemiş. Refah arttırma ve büyümeyi boğmadan, büyümeden taviz vermeden, bunu daha önce de konuşmuştuk Sayın Cumhurbaşkanı iki hafta önce. 8,5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında büyümeyi önemsediğini, büyümeden fedakarlık yapmadan ekonomiyi toparlama, enflasyonu düşürme hedefi vermişti bakanlara. Dolayısıyla büyümeyi boğmadan nasıl enflasyonla mücadele edilemeyeceğini geçen hafta konuşmuştuk. Cari açık ve enflasyon problemi ikisi aynı anda varken büyüme, yani ekonomiyi soğutamazsanız, büyümeden fedakarlık yapamazsanız ne cari açığı düşürebilirsiniz, rezerv kaybından kurtulabilirsiniz, ne de enflasyondan kurtulabilirsiniz. Dolayısıyla bu işin temel mantığı, fakat arada derede ikisi bir arada bir şeyler yapılacak. Zaten piyasada bundan hoşlanmadı bugün anladığım kadarıyla, o nedenle dışarının da etkisiyle tepkisi fazla oldu. Tabii bir de şeyler var, yani atamalarla ilgili sıkıntı yaşadığına dair yazılar okuduk. Bakan yardımcılıklarını yine iki hafta önceki Oğuz'un Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında hedefleri verdim. Bakanlar çalışmalarını yapacak ve beni brife edecekler, sonra yolumuza döneceğiz gibi bir açıklama yapmıştı. Tabi bu arada da aynen kendi kelimeleriyle söylüyorum, atayacakları bakan yardımcılarıyla ilgili de benimle istişare halinde olacaklar demişti. Dolayısıyla o süreçten sonra işte Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK başkanlığına atandığını gördük. Sonra bakan yardımcılığı kadrosuna atamalarda sıkıntı yaşadığı kulisleri yazıldı. Üç tane yetkin kişinin, kıdemli ve yetkin kişinin görev kabul etmediğini Taak Yol yazdı. Bunlardan bir tanesi bakan yardımcılığını kabul etmemiş, diğer ikisi de kurum yöneticiliğini. Fakat TÜSİAD'da önümüzdeki hafta 4 bakan yardımcısı atayacağını, bunların piyasanın hoşuna gideceğini söylemiş TÜSİAD'daki toplantıda. Dolayısıyla piyasanın şu anda aklında acaba Sayın Şimşek'in yetkileri ve görev süresi, yetki alanının sınırları neresi ve görev süresi ne olacak diye bir soru işareti var. Yeni atanan Merkez Bankası Başkanımızın da yetki alanı ve görev süresiyle ilgili gene kafalarda soru işareti var. Bu soru işaretlerini besleyen mesele nedir? Bir defa son 5 yıl içerisinde 4 tane Hazine ve Maliye Bakanı gördük. Son 2 yıl içerisinde de 3 tane Merkez Bankası Başkanı ataması oldu. Yani bunlar çok kısa süreli atamalar. Kısa sürelerle görev yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla yetki alanının sınırlarını zorladığınız zaman görev süreniz kısalabilir korkusu var. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklama bizi orayla bağlantılandırıyoruz. O da diyor ki
faizle ilgili duruşumuz değişmedi. Faiz politikalarında ciddi bir değişiklik olacağı beklentisine girilmemeli dedi. Dolayısıyla büyümeyi boğmama, faiz politikalarında da ciddi değişiklik yanılgısına düşmeme ifadeleri seçim keşke yarın olsa bitse diye Sayın Şimşek'in ifadeleriyle birleşince Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı toplantıyla ilgili beklentiler biraz daha ne oldu aşağı indi faiz artışıyla ilgili. Yani yabancı bankaların ve piyasa oyuncuların çok range'i, çok aralığı çok yüksek bir şey tahmini vardı. Faiz aralığı vardı. Orada bir psikolojik sınır oluştu mu sizce? Bana göre oluştu. Bugün oluştu. Onu da Abdülkadir Selvi yazdı bugün. Abdülkadir Selvi de hükümete yakın, Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın bir gazeteci. Faiz artışı olacağı beklentisi de söylüyor. Bir sonraki toplantıda da olacak. Ama bu faiz artışının piyasanın beklediği gibi uçuk olmayacağını, uçuk lafı da kendisine ait. Yani yazıdan okuduğum haliyle söylüyorum. Öyle piyasada 20-25 bas puan gibi faizler konuşuluyor. Hayır, ben Abdülkadir Selvi'nin yazısını halen anlatıyorum. Faiz artışı olacak ama böyle olmayacak ve uluslararası piyasalara reel ekonominin gereklerine uygun işler yapılıyor mesajı verilecek. Piyasaları şok etmeyeceğiz. Etmeyecek bir karar olacak diye yazmış. Ben şimdi bunu kendi kafamda formüle ettiğim zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın rıza göstereceği faiz oranı bir artış olacak. Ne olabilir bu? İşte 20-25 uçuk görünüyor. Fakat piyasanın da hani böyle 15 altına çok sıcak bakmayacağı görülüyor. Şu anda ortada da bir net bir program yok. OVP yok. Hükümetin verdiği bir yeni enflasyon hedefi yok. Normalde usulü dairesinde gidilmiş olsa belki de Merkez Bankası Başkanı'na şey denmesi lazım. Yani hükümetin benden yeni enflasyon hedefiyle ilgili görevlendirme yapması lazım. Enflasyon hedefini koyan siyasi iradedir. Benim araç bağımsızlığım var. Bana bir hedef verin, ben ona göre faiz artışını yapacağım demesi lazım. Yani ben ekonomi yönetimde olsam böyle bir çerçeveyle yürürdüm. Şu anda enflasyon hedefiyle ilgili yeni bir mandate yok. Dolayısıyla yeni bir oran, yeni bir hedef yok. Eski hedef doğrultusunda faiz artışı yapacak. Peki kaç puanlık faiz artışı yapacak? İşte oraya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketinde 3 tane enflasyon hedefi görünüyor. Bir tanesi yıl sonuyla ilgili, o çok yüksek, 38-55 galiba. Bir yılla ilgili de 36'larda bir şey hedef var, şey beklenti var. 24 ay sonrası için de 18 küsür bir şey var. Dolayısıyla şimdi 8,5 politika faizi, işte onu da 18'ine yaklaştırırsa, yani bir 10 bas puanlık faiz artışı yaparsa 24 aylık enflasyon beklentisinin 0,3 puan üstüne çıkmış. Yani pozitif faize 24 aylık enflasyon beklenti itibariyle çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Yani burada şey okuması yapıyoruz, bürokrasik kulislerinde nasıl bu formüle edilir, karşılıklı masada otururlarken bir şeye oturtulması lazım. Ortada bir enflasyon hedefi olmadığı için kaç puanlık faiz artışının yapılması hem reel sektöre çok büyük şey yapmaz, hem de yani faiz artışı dolayısıyla ekonomi yavaşlamaz, büyümeyi öldürmez. Ama öte yandan da kur artışı devam edecekse onda hazine yükü çok fazla olmaz gibi böyle bir kısıt içerisinde. Bana göre 20'nin altında bir yerlerde karar kılarlar. Onu da bu 24 ay sonraki enflasyon hedefine bağlarlar diye düşünüyorum. Bugün normalde şimdi Türkiye Bankalar Birliği de sorunları anlatmış Sayın Şimşek'e. Sorunların bir kısmı teknik. Tabii bunları aslında Merkez Bankası Başkanı'nın da dinlemesi iyi olur
kanaati hasıl oldu büyük ihtimalle. Onunla da bir toplantı ayarlama gündeme geldi diye okudum ben. Sonra birdenbire biz Cuma günü sanki Türkiye Bankalar Birliği'ne üye bankalar yeni başkanla da pazartesi günü görüşecekmiş ve sorunları birinci elden aktaracaklar. Hem faiz artışı hem de bankalarla ilgili bu mevzuat, menkul kıymet tesis, evet, zorunlu karşılıklar, şunlar TL bunlar. TL dönüşüm zorunlulukları. Bunları gevşetme imkanı, bunun zaruretini idrak etmesini sağlayacak bir görüşme olur beklentisiyle. Cuma günü bu pazartesi günkü toplantı haberi sonrasında kurda bir düşüş oldu. Bugün de piyasa normalde olumlu olması gerekirdi, yurt dışı negatif olmasaydı. Fakat hani bankalarda gün içerisinde pozitife yönelim oldu gördüm ben, özellikle Garanti Bankası'nda. Fakat sonra hepsi negatif kapandı. Tabii bu negatif kapanmanın bana göre iki nedeni var. Birincisi Abdülkadir Selvi'nin yazdığı faiz beklentisi. İkincisi Merkez Bankası'ndan, yani benden habersiz bir şekilde bir toplantı organizasyonu ve günü kararı verilmiş. Hani bunu refüze etmek de olmaz. Bunu şık bir şekilde 23'üne koyarak bana göre çok şık bir hareket. Emri vakiyi göğüslemiş oldu. Ve bankalarla ilgili sorunları faiz para politikası toplantısı öncesinde dinlemek Merkez Bankası bağımsızlığına yakışmaz çerçevesinde ben bunu olumlu karşıladım. Sizi elbette dinleyeceğim ama bu faiz kararını kendim vereceğim. Onunla ilgili bir hükümetin siyasi yönlendirme değil de başka mecraların şeyine etkisi değil, kendim vereceğim diye, etkisi altında kalmadan kendim vereceğim. Zaten söyleyeceğiniz şeyleri de biliyorum bağlamında. Bir erteleme olarak görüyorum. Bir 3 dakikamız kaldı Vedat Bey. Ben biraz şu merkez bankaları üzerinden devam etmek istiyorum. Yani Türkiye'yi konuştuk ama dünya genelindeki ana merkez bankalarının özellikle bu faiz patikasındaki gidişatı nasıl bir noktaya geldi? Bir kırılma noktasında mı, bir dönüm noktasında mı? Bundan sonra nasıl bir gidişat öngörürsünüz? Bakın bu G7 merkez bankalarının tamamında tartışılan bir şey. Çekirdek enflasyonun para politikasına karşı duyarlılığı azaldı. Yani para politikası sıkılaşmasına rağmen çekirdek enflasyonun buna cevabı ya çok az düşme ya da durma yönünde. Bunu görmek istiyorlar. Kanada ve Avustralya durmuştu, tekrar faiz artırdılar, konuşmuştuk. Şimdi FED durdu fakat bunun bir duraksama olduğu söylendi. Hani birikimde etkiler bir görmek istiyoruz, bize bu şansı veriyor diye. Fakat son FOMC toplantısında faizi 5-5.25'te sabit tuttu ama iki tane de faiz artışı beklentisi noktasal grafiklerde gördük. Dolayısıyla iş sonu FED faiz oranı 5.75'e beklentisi çıktı. Bu da tabii biraz piyasaların moralini bozdu. İngiltere'de de hani faiz oranları 4.75'e çıkacak büyük ihtimalle, yazında belki 5'i görecek. Orası daha kötü bir tecrübe yaşıyor. Yani orada enflasyon ve ücretler yükseliyor. Ekonomi sıfıra yakın büyümesine rağmen, ekonomiyi soğutmayı becerdiler ama enflasyon durmuyor. ABD'de yani FED ekonomiyi soğutamadı. Yani Goldman Sachs'ın ifadesiyle söyleyeyim, piyasa enflasyonun hızla düşeceğini, bizden daha hızlı düşeceği beklentisinde, soğuma hızıyla ilgili iyimser diye yorumladı. Evet. Dolayısıyla tekrar FED'den faiz artışı beklentileri, yani tekrar aktif bir FED'in aktif bir faiz artışı döngüsünde olduğu gerçeğini kabul etmek gerekiyor dediler. ECB 25 bas puan faiz artışı yaptı, 3.75, enflasyon görünümünden rahatsızız dedi Lagarde. Dolayısıyla böyle bir G7 içerisinde bu enflasyonun, çekirdek enflasyonun aşağı inmemesi parasal sıkılaşmaya rağmen bir soru işaretleri oluşturdu. Şimdi tabii AB dedi, daha önce de konuşmuştuk, stratejik petrol rezervlerinden
piyasaya çok fazla petrol satışı yapıldı. Dolayısıyla çekirdek enflasyon aslında enerji ve gıda hariç, yani tüfede manşet enflasyondaki düşüşün arkasında bu petrol fiyatlarındaki düşüş var. Enerjiyi çıkardığınız zaman aslında Fed'in ekonomiyi soğutmaya ve enflasyonu düşürme konusunda pek de başarılı olmadığını söylüyor. Burada da geçmişe referans yapılıyor. Yani Phillips eğrisi enflasyon ve işsizlik arasında ters ilişki var. Normalde ekonomiyi soğuttuğumuz zaman, resesyona girdiği zaman fiyatlar düşer der bu. Fakat Phelps diye başka bir iktisatçı vardır. O da bunun her zaman olmayacağını söyledi ve nitekim 70'li yıllarda ortalarına doğru ABD ekonomisi resesyona girmesine rağmen enflasyon yükselmeye devam etti. Buna stagflasyon deniyor. ABD oraya gidiyor şeyi var. Bunun için de sistemde aşırı likiditeyi ekstra rezervlere çekmesi lazım. Bu tavsiye ediliyor. Evet. Çekmiyor. Vedat Bey, çok teşekkürler. Sağ olun. Bu arada son dakikayı ben bir seslendireyim. Adalet Bakanı Tunç, konutta kiraya %25 sınır getiren düzenleme, ki bu merak ediliyordu ne yapılacağı, uzatılacak demiş. Üzerinde çalışıyoruz. 1 Temmuz'a yetişmezse de geriye doğru işletileceğini duyurmuş. Şimdi Vedat Bey'e teşekkür edip uğurladıktan sonra bir konuk daha var, yayınımıza katılacak. Mehmet Çelikol, Carvac CEO'su. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhaba Zeynep. İyi akşamlar. Şimdi tabii sizin titrinizi açıklar açıklamaz zaten izleyicilerimiz size ne soracağımı anlamıştır. Bir müddettir otomobil sektörüyle ilgili önümüzde yegane soru şu. Sıfır otomobil bulmakta sıkıntı var, fiyatlar yüksek. İkinci el piyasası daha da yüksek ve yine bulmakta sıkıntı var şeklinde. Şimdi bu resmi biraz yorumlamanızı rica edeceğim. Neresindeyiz bu çizginin, yani gidişat nereye doğru, düzelme bekliyor musunuz? Aynen, her gün aldığımız bir soru. Teşekkürler. Aslında biliyorsunuz çip kriziyle birlikte başlayan arzlarda, sıfır araçlarda yaşanan problemler tüm dünyada talebi karşılayamama sorunuyla karşı karşıya kalınmıştı. İkinci elde de benzer durumu görüyoruz. Yani 2023'te geçen seneye göre sıfır araç satışında arzın artmasıyla, şirketlerin bu mevcut duruma entegre olmasıyla %60 kadar arttı. İkinci ele baktığımızda yine %45-50'lerde. Sıfıra göre görece yine fena olmayan bir yıl geçirmesine rağmen çok arttı. Fiyat artışlarına baktığınız zaman da sıfırda %28 30 bandında bir fiyat artışından konuşurken ikinci elde yılın başından itibaren %70'lerden bahsediyoruz. %68-70 fiyat artışlarından. Dolayısıyla aslında yılın bugüne kadarki dönemi ve bundan sonrasını iki parça olarak yorumlayayım. Bugüne kadarki döneminde ikinci elde de önemli bir talep patlaması olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerine baktığımızda tabii sıfır araç alamayan ve burada aylarca kuyruğa girmek durumunda olan vatandaşlarımızın ikinci eli tercih etmesi. Deprem bir ihtiyaç doğurdu. Affordability'nin, yani aracı alabilmenin, alım gücünün düştüğünü görüyoruz enflasyonist ortamda. Bu da ikinci eli tetikledi. Bugün neredeyse %60 ikinci el işleminin 10 yaştan yaşlı arabaya kaydığını görüyoruz. Ama 10 en yaştan önemlisi, yaşlı. Evet, bu da. Evet, farklı olarak gördüğümüz yatırım etkisi. Biliyorsunuz ikinci el araç bizim halkımız için çok önemli bir yatırım aracı. Bu dönemde öyle oldu. Evet, oranda. Eskiden ben 80'lerde 90'larda hatırlarım. Uzun süre böyle bir etkisi yoktu. Son dönemde yine bu role büründü. Aynen. Çok büyük yatırım etkisini görüyoruz. Şöyle düşünün, biz döviz ile ikinci el araç fiyatının bir endeksi vardır. Takip ettiğimiz döviz ile ikinci el araç fiyatı birbirine paralel gelir. Yani döviz artışı görürsünüz, gelir bir iki ay sonra araç yakalar vesaire. Dolayısıyla ben hep soran arkadaşlarımın ne zaman araba alayım, şimdi mi alayım diyenlere derdim ki yani döviz, ha dövizde durmuşsun ha almışsın, içine binmişsin. Dövizde durmakla aynı anlama geliyordu. Ancak piyasa bunu fark etti, bireysel yatırımcılar diyeyim fark etti. İhtiyacına ek olarak araç alımı gerçekleşti. Aslında patlayan talep kısmı bu. Bu 100 dediğim endeksin 140'lara çıktığını görüyoruz. İşte o aradaki fark o, yani sıfır arabanın %28-30 artışına nazaran
ikinci elde %70 artış görmemiz aslında o makasın açıldığını gösteriyor. Yani yatırım aracı olarak dövizdense eve ikinci arabayı, üçüncü arabayı kapımını alayım dursun diyen vatandaşlar aslında çok doğru bir yatırım yapmış oldular. Bu görünümü ne değiştirir Mehmet Çelikol? Yani bir faiz artırımı beklediğimiz evet. bir dönemdeyiz. Yeni para politikasının aynen. yeniden şekillenmeye yani, başladığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla buyurun. 2-3 şey etkileyebilir. Birincisi çok güzel söylediğiniz gibi şimdi Perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam 2 evet. gibi bekliyoruz Merkez Bankası'nın politika faiz artırışını. Piyasadaki beklenti bu yönde. Bu biraz dövizi daha stabil hale getirecek gibi bir beklentimiz var otomobil piyasasında. Dövizin daha stabil hissedildiği bir ortamda bunun aslında şöyle söyleyeyim o 140 dediğim endeksi yaşadığımız için o talebi bundan sonraki ikinci yarı yılda bu kadar görmüyor olacağız. Çünkü piyasa beklentiyi fiyatlandırır. Evet. O beklenti vardı ve zaten fiyatlandırılmıştı. Ancak bundan sonra bir de Merkez Bankası'nın hamlesiyle biz çok yüksek artışlar beklemiyoruz döviz bazında. Peki. Vatandaşları yanlış yönlendirmeyelim. Türk lirası bazında enflasyonist ortamda devam edecektir fiyat artışları. Yani enflasyona ne oluyorsa olacaktır. Neticede madenden, metalden oluşan. Bir şey daha sorayım mı burada şey. Araya girip müsaadenizle? Çok özür dilerim. Şimdi şöyle haberler de var. Özellikle şimdi Almanya cephesinden gelen. Malumunuz Avrupa'da bir işte bir resesyon gündemi de var. Bir teknik resesyon meselesi var. Almanya özelinde zaten daha derin bir durum var. Dolayısıyla orada talebin azaldığı bunun da evet. Dolayısıyla hani stokların arttığı. Bu taraflara bunun etkisi olur mu? Türkiye'ye etkisi olur mu? Olursa nasıl olur? Olur. Aslında öncesinde daha çok etkisi olacak olan şu olabilir. Şimdi ben ikinci yarı yılda biraz daha devlet müdahalesi bekliyorum. Hı. Yani bunda tamam. matrak düzenlemeleri olabilir vesaire ama ikinci el araç ithalatı 51 yaş yani burası bir hurdalığa da dönüşmemesi için işte Gürcistan'ın vesaire yaşadığı gibi olmaması için belli bir yaş limitiyle ikinci el ithalatın önü açılırsa piyasada doygunluk arttırılırsa bunun en büyük etkinin böyle yapılabileceğini düşünüyorum. Özellikle Balkan, Alman tarafından gelecek ikinci el araçlarda. Söylediğiniz konunun kesinlikle etkisi olacaktır. Bizim de beklentimiz şu yönde. Yani Almanya'da bu diğer ülkelere de sıçrar mı? Ama aslında Alman markalarını piyasamızda daha şey görebiliriz. Çünkü talep düşüşü yaşanıyor. Ancak kendini organize etmiş endüstriyel üretim aslında birikmiş olan arzın devam edeceği öngörüsüyle üretimlerini buna göre planlamıştı. Dolayısıyla stok fazlalığı var. Tabii ki kendinizi Alman firma yerine koyun. Türkiye pazarı çok iyi bir pazar. Türkiye pazarında bu tür araçların, sıfır araçların kampanyalı bir şekilde burada hızlıca eritilebilme ihtimali yüksek. Önümüzdeki dönem böyle bir beklentimiz var. Ama bu yani sustainable deriz yani çok sürdürülebilirlik anlamında bu mudur Türkiye'nin ikinci el veya sıfır araç ihtiyacını giderecek şey tam olmayacaktır. Çünkü onlar kendilerine artık planlarını Türkiye'ye göre değil. Bu biraz yanlış öngörmenin etkisini bertaraf edecek şekilde hamle yapıp stokları Türkiye'de görüyor olabiliriz. Ancak uzun vadede biraz daha dediğim gibi ithalatın önünü. Şimdi kapalı bir ekonomiyiz yani 20 milyonluk araç parkında hep aynı araçları döndüren bir toplumuz böyle düşünüyor. Sıfır araç girişinin de limitli olduğu bir ortamda kontrol altına almak zor. Ben ikinci el ithalatı gibi bir devlet müdahalesi teşviği olabileceğini düşünüyorum. Ancak böyle bir şey etkiler ve daha sürdürülebilir kılar. Aksi halde önümüzdeki senelerde görürüz bunu. Ama tekrar söylüyorum yılın ilk yarısında gördüğümüz gibi bir sıçrama dolar bazında bile yoğun sıçramayı ikinci yarısında görmüyor oluruz. İkinci yarıda bir rahatlama bekliyorsunuz diye algılıyorum. Evet. Yani hem miktar artışında hem de fiyat üzerinden doğru mu anladım? Miktar evet, derken kesinlikle. Yani araç sayısı anlamında söylüyorum. Evet, evet kesinlikle ama şunu da söyleyelim yani bu Türkiye'de şimdi piyasadaki işlem azalır gibi anlaşılmasın. Sadece bu kadar hızlı büyüme olmaz. Hızının düşmesi anlamında söylüyorsunuz. Aynen. İvmesinin düşmesi Türkiye'nin en
normal a düştü dediğiniz hali bile yüksek. İşlem adeti anlamında dünyanın 5-6. ülkesidir. Peki. Amerika, Çin, Brezilya'dan sonra gelenlerdendir. Yani Mehmet Bey çok sağ olun. Yine yüksek işlem olacaktır. Kusura bakmayın, süren bittiği için kesmek durumunda kaldım, biraz lafınıza girdim. Yine konuşuruz. Çok teşekkür İnşallah. Ederim katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. İyi akşamlar. Az sonra 60 dakikayla ben geri geleceğim yine. Görüşürüz birazdan.